sizlere sorduk. Çocuklarımız söz konusu olduğunda en çok endişe edilmesi gereken durumlar nelerdir? Ya da biz çocuk gelişimciler en çok nelerden endişe ederiz diye. Pek çok cevap verdiniz. Hepinize teşekkür ederim. Öfke krizleri dediniz, ağlama krizleri dediniz, saldırganlık dediniz, altı ıslatma dediniz. Evet, bunların hepsinden genel olarak endişelenmeliyiz. Ama biz çocuk gelişimcilerin en çok endişelendiği noktalardan biri şudur. Bir takım olaylar yaşanmasına rağmen, bir takım durumlar, değişiklikler yaşanmasına rağmen çocuk hiç iletişim kurmuyorsa, çok fazla içine kapanmış, çok sessiz, kendi halinde yaşıyorsa, ağlamıyor, gülmüyor, eğlenmiyor, kendi kendine oyuncaklarıyla, kendi dünyasının içerisinde rahatça takılabiliyorsa biz bunlardan ekstra endişe duyarız. Fakat bu anlattığım otizm spektrum bozukluğuyla karıştırılmasın lütfen, çünkü aynı şeyi anlatmıyorum. Yani kendini çok güzel ifade edebilen, aslında sosyal bir çocuk ama hiç yaramazlık yapmıyor. Ama hiçbir şey istediği için hiç ağlamıyor, hiç tutturmuyor. Ya da ne bileyim, arkadaşlarıyla hiç sürtüşmüyor. Çok fazla uyumlu, çok fazla sessiz, çok fazla iletişime geçmiyor. İşte biz bu çocuklardan ekstra endişeleniriz. Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı var da bu çocuk bunu dışarıya yansıtmayı başaramıyor mu? Ya da gözden kaçırdığımız bir durum mu var? Ya da çocuğun yapısı mı bu? Ya da sosyallik hayatında, sosyal gelişiminde bir problem var? Bunları araştırırız. Bizim için en çok endişelendiğimiz grupta yer alır. Sessiz, sakin, içe kapanık çocuklar. Tespit edilmesi, fark edilmesi çok zor. Toparlaması da bir o kadar kolay durumlardır.